Merhaba, Arif Ambar'la karşınızdayız. Sıcak Siyasette 3-4 konumuz var. Arif hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim valla canım. Küçük bir tatil, iyi gördüm. İyiyim. Hazırsın? Hazırım. Zaten hazırdık canım. Zaten hazır. hep evet. hazırız. Evet. Hep hazırız da ne gündem var, ne aktör var, yani siyaset, ticaret, her şey durmuş. Kimsenin keyfi yok Arif. Yok Cihan abi, ben de şu koltuğu bir ha Arkaya yaslandığım zaman ama, ama. koltuk sallanıyor. Koltuk sallanıyor. <laughs> valla Eskişehir e, böyle diyelim. Şimdi ilk konumuz son zamanlarda Arif e, travma ile ilgili bir sıkıntımız var. Trafik zaten var yani fakat şuna ikna olmadık. Eskişehir'in bir trafik sorunu var mı? Kimilerine göre var, kimilerine göre de. Kardeşim bu dünyanın her yerinde olan bir şeydir. İşe gidiş geliş saatlerinde, pik saatlerde sıkıntı olur, biraz sıkışıklık olur. Onu da idare edin, denir. Ama özellikle Cuma akşamı başlayan belirli gün ve saatlerde. Cumartesi günü, pazar akşamına kadar devam eden bir yoğunluk, bazı AVM'lerin, Espark'ın falan etrafında dolaşmak, bazı caddelere girmek neredeyse imkansız hale geliyor. Çevre yolu problemimiz var. Bütün bunlara bir de tramvay eklendi. Şimdi tramvay da son bir ayda 4-5 kere böyle işte ağacın dalı düştü, telini koparttı. Yakında hatta bir yerde yangın var, çatı yangını, elektriği kestiler. Yani bizim sorunumuz... Tramvay zaten bu kadar durması yani çok fazla durak olması da eleştiri konusu. Bizim sorunumuz tramvay mı, trafik mi? Trafik polislerinin bazen işini yapmadığı ya da bazı şeyleri görmediği. Ama o zaman da diyorum ki trafik polisi de tek başına çözüm değil. Bizim yapısal sorunlarımız var gibi biraz da. Şimdi ana arterlere isimlerini vermeyelim. Zincir marketler ya da büyük marketler. Şimdi bu ruhsatı verdiğin zaman Atatürk Caddesinde hemen hemen her sabah karşılaştığım bir şey var. E, istasyondan e, yukarı doğru çıkarken odun pazarına doğru gelirken sağlı sollu koskoca kamyonlar duruyor ve mal indiriyor. Ne yapacak trafik polisi? Bu adam ne zaman indirecek? Bu adama diyebilir miyiz ki kardeşim 12'den sonra indir. Bir ara bunu da tartışmıştık. Arif, trafik problemi var mı? Görüşün, düşüncelerin neler? Etrafında neler konuşuluyor? Ya zaten e, Cihan abi trafik problemi yok e, diyen biri varsa o doğru söylemiyordur. E, Eskişehir'de bir trafik problemi var. Türkiye'deki e, neredeyse bütün büyük şehirlerin bu problemi var. Ha, olmayanlar mesela Konya çok güzel bir kent planı yapmışlar adamlar. Konya'da o, yok denebilir mi? Yok denebilir. Çok e, iyi bir e, geniş yollar e, var, e, iyi ulaşım sistemleri var, e, imar planlaması çok iyi yapılmış, e, güneş görmeyen evler yok mesela. Kayseri keza öyle ben Kayseri'ye de gittim oralara da gezdim işte Konya'yı da epey gezdim mesela bu iki ilimizde böyle insanı sinirlendirecek bir trafik yok düzenli her şey yolunda denebilir bizim Eskişehir'den için trafik var biz kendimizi küçük İstanbul diye nitelendiriyoruz belli başlı siz az önce söylediniz işte iş çıkış ...saatlerinde, işe gidiş saatlerinde ciddi bir Eskişehir'de yoğunluk oluyor. Bunu bence bütünsel olarak değerlendirmeliyiz. Evet. E, tramvayın elbette trafik akışına, lastik tekerlekli araç akışına diyelim... ...bir etkisi var ama sadece biz burada tramvayı suçlu kılamayız. Eskişehir'de çok düzgün ve doğru bir imar planlaması yapılamamış. Tamam. Çok on yıllar öncesinden bu yapılmış. Eskişehir eski bir yerleşim şehri. Bir o etrafına kurulmuş. Orada da sıkışmış ee, ana arterler. işte Atatürk Caddesi, Kızılcıklı, Şair Fuzuli, Yunus Emre Caddesi. Şimdi Atatürk Caddesi'ne bir kere cadde diyemeyiz. Biz Eskişehir'de e, sokaklara cadde diyoruz. Caddelere bulvar diyoruz mesela. Çevre yoluna da Çevre yolunda çevre bulvarı diyorum çevre ben mesela. Orada bir bulvar gibi bir şey. Aynen öyle. Şimdi Esen'in bir, iki, üç, dört tane ana arterin var. Bir milyonluk bir şehirsin. Ve bunların hiçbiri maalesef cadde değil. Bazıların Bunlar da, geniş sokaklar. Ya esnafın tek sıra parkı var. Bazen evet. yanına dörtleri yakıp ikinci sıra park. Evet. Şair Fuzil böyle Yunus Emre'de. Evet. Dubalarla aşmaya çalışıyor. Bu sefer de diyorlar ki kardeşim bu Duba işte medeniyet mi <laughs> falan. Ne yapıyor adam park ediyor. dubadan başka Şimdi burada var. geniş e, çerçevede bence e, olaylara bakmak lazım. Şimdi bu işi siz bu hafta gündeme getirdiniz. Hem siz Twitter'da yazdınız, Hı -hı. Eskişehir e, Net e, araçlar üzerinde. Mesela siz demişsiniz ki 354.672 araç olmuş şu anda. Son bir ayda 2.938 araç artış. Yaklaşık 3.000 araç. Nerede yoksulluk diye araya? <gülüyor> Böyle. Güran <laughs> <al bayrak gülüyor> araya. Hemen ara, araya girsin ama yoksulluk var elbette. Ve 1997'de 50 bin, e, onda araştırmasını yapmışsınız. 2014'te 227 bin araç olduğunu hı hı. söylemişsiniz. Yaklaşık 6-7 kat bir artıştan bahsediliyor İnanılmaz. burada. Peki, şunu da sormuşsunuz. Bu 6-7 yıl içerisinde trafik polisi bu kadar arttı mı? E, ana arter sayısı bu kadar arttı mı? Hiç. Batçık var mı? Otoparklar bu oranda arttı mı? Trafik polisi bu oranda arttı mı? Bir ekleme yapayım. Trafik zabıta personeli bu kadar arttırılabildi mi? Ya, Yok. Yok. Artmıştır ama altı kart artmamıştır. Bu kadar art artmamıştır. Yani dolayısıyla burada geniş bir problem var. Bana göre bir kere Eskişehir'e ciddi bir imar sorunu var. O imar sorunu giderilmesi gerekiyor. Bu tek merkezli şeyi de aşamıyoruz. Şimdi orada yani şöyle bir durum var kentin genişleme alanları da sorunlu. Şimdi bir tarafta kent ormanına doğru genişlesen de sen adı üstünde kent ormanı genişleyemiyorsun. Ve Bir tarafta organize sanayiye doğru genişleyeyim de sen genişleyemiyorsun. Hı hı. Sanayi senin önünü tutuyor. Öbür tarafta hadi e, bizim e, İnönü'ye doğru genişleyelim diyorsun. E, orada da birçok sit alanı var. Hı hı. Doğal sit alanı var. E, oraya da genişleyemiyorsun. Biz ova içerisinde sıkışmışız. E, bu sıkışmışlık içerisinde geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz e, problem öne çıkıyor yine. Sen bir kere Eskişehir'deki kentsel dönüşümü yapmak zorundasın. Bu şehir artık sıfır. Bu dönüşümsüzlüğü kaldırmıyor. Sen sanayi sıfır. içerisini dönüştüreceksin. Baksanı dönüştüreceksin. Bahsi geçen 8 mahalleyi dönüştüreceksin. Porsu'nun çevresini artık e, dönüştürmen gerekiyor. Ve e, yeni yeni imar alanları bir şekilde açılması gerekiyor. Bunu da sadece belediyelerin yapma e, ihtimali yok. Mümkün değil. Hatta %10 bile değil. Burada merkezi hükümet ve belediyeler bir araya gelip e, birlikte plan yapacaklar. Ama hmm. e, bir araya gelemeyeceklerini düşünürsek ve e, 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 AK Parti'de sürekli CHP'li bel belediyeleri muhalefet ediyorsa siz Hı -hı. işte trafik sorunu yaşıyorsunuz, yaşıyoruz sizin yüzünüzden. İşte bak yeni yerleşim alanları açılamıyor sizin yüzünüzden, dönüşümler yapılamıyor. Böyle bir şey yok. Bu dönem Ayşe Büyük... Ünlüce ve Gürhan Albayrak ikilisi sanki bunu aşacak gibi ya da böyle sinyaller alıyorum. Umuyorum ve diliyorum. Ama burada eğer sizin deyiminize göre ya da AK Partilerin deyimine göre bir e, e, belediyeler çözüm üretemiyorsa koskoca bir AK Parti iktidarı var. Bakanlık var. İyi, tabii 22 yıldır Şu an hala üstünlüğü var. Birbirimizi dövmekle. Yapamayacağı AK Parti'nin hiçbir şey yok. Çünkü yollarıyla Hı. övünen AK Parti, kent planlamalarıyla Hı. övünen AK Parti, TOKİ'siyle övünen AK Parti, köprüleriyle övünen AK Parti. İnşallah kentsel dönüşümüye de övünür. O zaman niçin biz bunları yapamıyoruz? Bunları yapmamız lazım. Bu kent merkezi tek merkez ya. Şimdi emniyet müdürlüğünü çevre yoluna attık. O çevre yoluna da her şeyi ata ata e, şehir hastanesi şunu bunu attık. Orası da çevre bulvarı haline geldi. Evet. Ha. Adliyeyi biraz atar gibi olduk. Ya yani çok atamadık adliyeyi. Atamadık. De. Kent içinde kaldı evet, ama vergi adliyeler, dairesi adliyeler yani bana göre de kent merkezinde olmadı. Çünkü yaşayan bir yer olması. Yani bir maliye gibi değil. Ama atamadık yani. Evet. <laughs> çok fazla uzaklaştıramadık. Vergi dairesini biraz uzaklaştır gibi olduk o da işte çevre bulvarı kenarında. Bunu başaramadık ama yapısal soruna bak şimdi. Kızılcıklı'dan gidiyoruz. Bu trafik meselesini bitirelim artık. Kızılcıklı'dan gidiyoruz. Hı -hı. Karşıya atlayacağız. Nayman sokağa giriyoruz. Değil mi? Cengiz evet. Topel'e geçerken. Bu kadar. Şimdi burayı sağ veya soldaki bir apartmanın böyle komple yıkılması, yıkılması lazım. gerekiyor. Kim nasıl istimlak eder? Ne yapar? Ona para mı yeter? Güç mü yeter? Hani yapısal sorundan kastımız da bu. Buna uğraşan var mıdır? Oraya hep gündeme getiriliyor. Oradaki soldaki değil mi? Sağdaki bir yerin yıkılması gerekiyor. Binanın herhalde. Pek, pek sanmıyorum. Ben de zannettim. Trafik böyle. E Ekleme yapayım. Böyle. Küçük bir evet. Metro yapacağız demiş şey, metro diyor metrobüs. metrobüs Ayşe Önüce Sedat Aydoğan'a meslektaşımız o da yeni bir platform kurdu hayırlı olsun başarılar buradan biliyor. başarılar ee, nasıl yapılır projesi nasıl olur bilmiyorum bu şu sıkışıklığın içerisinde çünkü metrobüsleri biliyoruz duraksızın ışık olmaksızın gitmesi lazım, gitmesi lazım. belki Ayşe Önücenin bir böyle çevresinde Eskişehir'in çevresinde bir çevre yolu Parti yapmıyor diye ben bir çevre yolu uçak çevre, çevre yolu diye. Belki onun Kuşak çevresinde yolu. mi dönecek sonra bir örümcek ağı gibi kente mi gelecek o metrobüsler? Hı -hı. Öyle bir proje mi? Bilmiyorum ama e, inşallah Eskişehir'in e, trafiğine can suyu Yol olur. Yol yok. Ama yeter mi? Yol Yetmez. Yok. Biz bir kere imar planlarını düzenleyeceğiz. Sinyalizasyon sistemini e, bilimsel bir biçimde, bilimsel bakış açısıyla yeniden düzenlememiz bence Hı -hı. E, gerekir diye düşünüyorum. Evet. Tramvay mı trafik mi? Eskişehir'deki trafik sorunu benim aklıma da bir şey geliyor ya. Cemal Okan Yüksel'i bir gün burada ağırladık dedi ki Eskişehir'de trafik sorunu yok diye ağzına kürekle vurmak lazım dedi. <laughs> Onun cümlesiyle de kapalım. Bunun ötesine de çıkamayız artık herhalde. Ticaret odası kulislerine bir gidelim. Ticaret odası hareketli. Oda olarak değil Arif de. Şimdi diyorlar ki ya daha çok var ne konuşuyorsunuz? Kardeşim işimiz bu ya ne konuşacağız? konuşacağız <laughs> bir yıl tabii, boyunca bir yıldan daha fazla bile olabilir ticaret odası seçimlerine odaklanmış durumda. Bunun bir nedeni de Metin Güler yönetiminin, Metin Güler ekibinin, Metin Güler'in kendisinin geride bıraktığı 10 yılda 2014'te Harun Karacan'dan aldığı bayrağı geride bıraktığı 10 yılda çok aktif olmaması, çok ön plana çıkmaması, böyle 15-20 bin kişilik bir sivil toplumun başkanı değil sanki de daha böyle kağıt üzerinde bir tabela derneğinin başkanı gibi bir algı yaratması e, Metin Güler'in biraz karakteri de öyle ama çok böyle çok iddia koyup e, ne bileyim bazı şeyler hani bir polemiğe gireyim bir şeyler diyeyim falan. Yırtıcı değil. Değil. Yırtıcı Tam tabir olmayan bu. da iş yapamıyor. Yani. Tam tabir bu. Şimdi Metin Güler deyince bizim aklımıza Fuar Merkezi, Kongre Merkezi ve ETO'nun yeni hizmet binası Ankara yolunda biliyorsunuz. E, o üç bina geliyor. O 3 binada bazı tartışmalarıyla birlikte geliyor akıllara. Metin Güler de işte aday olmayacağını artık iki dönemin bu kadar dönemin yeteceğini neyse 10 yıl 12 yıl bu kadar yeter deyip kenara çekileceğini fakat çevresinin bir takım baskılar yaptığı devam etmelisin gibi çok fazla da isim yok. Ben bir Murat Özcan'ı duyuyorum. E şimdi Arif neler duyuyor? Önce Metin Güler belki bir değerlendirmesi yapmasını isteyelim kendisine. Şimdi siz e, karakterini e, şey yaptınız, söylediniz. Metin Güler böyle <laughs> soyadı gibi gülen bir e, iş insanı. E, ben Metin Güler'i şahıs olarak severim. Hı -hı. Yani e, sohbeti, muhabbeti, insan ilişkileri gayet güzel ve temizdir. Kendisi de temiz bir insandır. Bunu Hı -hı. da net olarak söyleyebilirim. E, ama... Belki de bu Harun Karacan şanssızlığı mı denir? Harun Karacan nedeniyle bir şanssızlık mı denir? Şimdi Harun Karacan'ın döneminde ETO fırtınalar estiriyordu. Ve Harun Karacan'ın ETO'daki başarısıyla beraber zaten Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hı -hı. yapıldı. Daha parti üyesi değilken AKP'ar ve AK Parti'nin de fena zamanları değil. Şimdiki gibi böyle güçten düşme arifesinde falan değildi. Eee... Harun Karacan'dan sonra Metin Güler geldi. Ama Metin Güler de Harun Karaca'nın karakterinin tam tersi bir yapıda. Hı hı. Naif, sakin, çok yırtıcı olmayan, çok fazla iddia koymayan, filan, çok fazla böyle polemiklere girmeyen bir isim. Metin Güler dendiğinde benim aklıma ilk gelen fuar ve kongre merkezi yaptı. Eskişehir'in bir fuar ihtiyacı vardı. Evet, onu halletti. Var mıydı? Ee, bence fuar ihtiyacı her yer, her büyük yer için olmalı. Olmaz. Biz sanayiyle de övünüyoruz sanayimizle. her ne kadar sanayi şehri olmasak da bir fuar merkezimiz olmalı. Ha yeni nesil teknolojiyle beraber fuarlar artık e, dijital ortamlarda yapılmaya başlandı ama hala fiziki ortamda e, büyük oranda yapıldığını söyleyebiliriz. Bizim ona ihtiyacımız vardı. Velev ki önümüzdeki dönemlerde, daha ileri dönemlerde bu fuarlar sadece dijital ortama aktarıldı. Ama biz oradaki yerleşkeyi çöp atacak değiliz. Farklı farklı iş ve işlemlerde kullanabiliriz. Düğün salonu yapabiliriz. Yani bu, Erdoğan bu bizim Eskişehir kasabı mantığında evet düğün salonu olur. Erdoğan abi olsa şimdi Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan tek göz. Tek göz orayı işletir. Oraya Cihan'cığım bir güneş enerjisi panelleri koysaydık çarpı 1 milyon megawatt eşittir. Bu kadar para kazanır her şeyde para Tabii değil o, tabi o ama o ben yatırımın %90 oranında yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, o zaman Harun Karacan'la Top Yönetim Kurulu üyesi İzmir Enternasyonel Fuarı 70 72.'si yapılıyor. Orada neler yaşadıklarını anlatmıştı. Bakın İzmir yani gelenekselleşmiş bir fuar ki orada bile stand, pavyonların yani zor olduğu rica minnet ya şuraya bir açar mısın falan dendiği bir ortamda Eskişehir Üretimi olmayan tırnak içerisinde. Şimdi fuar ne demek? Efendim e, Almanya'da fuarlar oluyor. Ya kardeşim Almanya araba yapıyor. Bu diyor ki ben bunu ilk defa burada çıkaracağım piyasaya. Ya da işte bilmem nerede moda fuarı bilmem ne. Yani bir şey üretirsin. Şimdi biz mesela demir yolda hava havacılık sektöründe çok ilerleriz. Bunun fuarı olur. İnsanlar da gelir. Ha ne yapmışlar bir bakalım. Siteslilik fuarı. Evet ama o yok. Biraz Şimdi... Bu fuar merkeziyle, hizmet binasıyla, ve Koç Kongre Merkeziyle Metin Güler'i sadece bununla e, hatırlıyorum ben. A, onun dışında Exim Bank'ı buraya getirdi filan bir takım öyle rutin bana göre ufak tefek e, işler e, gerçekleştirdi. Ama Metin Güler şehre dokundu mu? Çünkü bir ticaret odası başkanı e, yani yaklaşık 20 bin üyesi olan şimdi 20 bini bir de dörtle çarpacaksınız böyle düşünmek lazım onun ailelerini hı hı. o esnafların etkilediği kitleye baktığınız zaman Eskişehir'in çok ciddi nüfusun içerisinde yer olan bir topluluk bir birlik. Şimdi böyle bir birliğin Eskişehir'in pek çok sorunla değinmesi, kavga etmesi, ön alması, ön alması, Ankara'ya baskı yapması falan gerekir. Ben Metin Güler'im. Ben Ankara'ya gittim. Şu sorunu dile getirdim falan dediğini şu an hiç hatırlamıyorum. Siz hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Milletvekillerine çağrı yaptığını hatırlamıyorum. Çok kritik olaylarda da hı hı. ve dahi e, e, esnaflar kan alıyor, e, vergilerle ölüp bitiyor, kepenk kapatanlar var, direnenler var. E şimdi Metin Güler bu ortamda bir açıklama yapmıyor. Biz e, dertleniyoruz diyoruz ki arkadaş bak iş kötüye gidiyor bir bir şey söyle, bir şey söyle zor zahmet söylemeye çalışıyor. Söylemiyor da. Ondan önce söyleyenler var e şimdi o zaman sen bunu o zaman niçin sen ticaret odası başkanı oldun diye ben sorarım. Sen oradaki temel görevi senin işte ve bu koç e, şeyi toplantı salonu yapmak değil. Değil. Hizmet binası da yapmak değil. Senin temel görevin esnafın hakkını korumak her şeye rağmen. Ve e sen bunu yapmıyorsan umut o zaman olmak, evet. Pandemi hatırlar. Pandemi de bak, pandemi de. Yani bir bir ziyaret, bir telefon çok önemliydi. Her şey para değil ki. Metin Güler görünür değil. Evet Benim en büyük mesela ondan beklentim, ya tamam ticaret odasının şu an kasasında para olmayabilir, bir takım şeyler sıkıntılı olabilir ama para umut olmadan vermek. millet neler başarıyor ya. Ha, lider, ben, yine, ben yine diyorum, yani bir kere ticaret odası başkanıysanız e, kim miktar olursa olsun, bugün Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olabilirdi. İşler yolunda gitmez. Metin Güler orada da savaşacak. Ama Savaş orada şey e, topdan gelen Ama bir sıkıntı var orada. Mesela Rıfat Sarıcıklıoğlu da öyle. E, Rıfat Başkan da. Rıfat Sarıcıklıoğlu'nun AK Parti kontenjanı var canım. Her dönem milletvekili Ama işte yaptığı o, AK Parti'de değil de esnafta kontenjan olsa daha iyi Ama olur. Ama o zaman, o zaman o zaman ticaret odası başkanı olmayacak. Bak, ticaret odası şu metin, an metin bize Metin Bey, metin şey bey şey yok ya. Benim Metin Bey bize kızacak bu yorumlardan. Yok da. kızmaz ya. Yani. Kızsın yok. Ama kendisi de biliyor bunu. Kıkmaz. Yani sen ticaret odası başkanı olmayacaktın. vatandaş, yani esnafın hakkını savunamıyorsan. Savunamayacağını Hı. da biliyorsun ama. Yani bunu olurken de biliyorsun aslında. Bence. Yani bir kariyer basamağı olmamalı. Onu da bu yapmadı. Tür, bu tür kurumlar. Onu da yapmadı. Yaptı. <gülüyor> Bence <gülüyor> yaptı. Ama hani Adaylı siyaset... o, adaylık olarak kendini konuşturttu Ortaya aktı. Hani biz konuştuk Diyasi ama. bir figür haline getirmeye çalıştı. Ama e, bunu normal tüccar olsaydı yapabilir miydi? Ben hiç zannetmiyorum. Hiç görünür değildi konuşmaların çünkü. Konuşmaların birçoğu bence kendi dışında. Metin Güler'in, şimdi burada hakkını teslim edeyim, böyle ya siyaset şuraya bir aday olayım falan deseydi olurdu. İyi Parti'den olurdu, CHP'yi zorlardı, AK Parti'den olabilirdi. Yani, olamadı, niye olamadı? Oraları aşabilirdi ama bir baktı böyle, ya çok da şey değil hani. Bence yırtıcı değil çünkü. Yok, ışık göremedi. Ha yok, bence yırtıcı değil. Öyle mi? Işık göremedi diye bir dünya yani yok. Nebi Atipoğlu gibi istemedi. İşte, tabii, Nebi Atipoğlu'nu kim derdi? Tak, milletvekili olacak o, o konular da belediye başkanı birazcık, olacak. Ama Şimdi Metin Metin Güler yırtıcı bir adam değil. Siyasette yırtıcılık isteyen bir şey. Bunu bunu da yapamadı. Evet. Ben Bence liderlerin ilgi... evet. görünür olmasını istiyorum. Arif, Bak liderler özellikle kriz anında New York Belediye Başkanı Rudolf Giuliani'ydi yanlış hatırlamıyorsam. 11 Eylül saldırısı o ikiz kulelerin binaların tepesine çıktı adam. Yığının üstüne çıktı. Ve dedi ki, I love New York, hiç unutmuyorum. More than ever. New York'u çok seviyoruz, şimdi daha fazla seviyoruz gibi bir şey. Şimdi sen görünür olacaksın. Herkes bir yerlere gittiği zaman, bir felaket anında Metin Güler diyecek ki, bir dakika buradayım. Bunu aynı zamanda Kesikbaş da söyleyecek, Vali de söyleyecek, Jale Nursullü de söyleyecek. Yani lider niye var abi? Yani sadece e, kağıt üzerinde tanımlanmış görevleri yok. Şimdi Metin Güler de öyle. Haklı olduğu taraflar olabilir mi? Mesela dedi ki, burada programda, ya pasaj arasında hizmet veriyoruz. Eskişehir'e yakışmıyor dedi. Ticaret odasının hizmet binası tamam, anlamında. Yapsın. Var. Yaptı da. Biz ona itiraz etmiyoruz ki. Yapıyor o da şu anda. Bizim itiraz ettiğimiz konu o değil. Onu yapsın. Ben teşekkür Hı. de ederim. Hizmet binası kazandırıyor. Ve Koç Kongre Merkezi çok muazzam bir yer oldu. Sadece bunlar olunca sıkıntı. Bu tamam ama yani bunu herkes yapar. Ben de yapardım bunu. Siz de yapardınız. Aday yani var bunu mı? Abartmıyorum. Bu adaylar... Karşısına siz, siz, siz de Cihan Bey. Adaylar bir Murat Özcan'ı duyuyoruz. Ee, Murat Özcan'ın ofisi türbeye dönmüş durumda. Her komiteden insanlar gelip bir bez bağlayıp gidiyor. <laughs> Murat abi de şaşkın durumda şu anda. Ee, sanki çıkacak gibi işte her dönem e, bu dönem kesin çıkacak gibi. Yani her dönem birilerinin ismi geçiyor. Ticaret odası adaylığına ama o kadar da kolay değil. Yani çok kapsamlı bir kampanya yürütmek gerekiyor. Ben bir de şunu istiyorum. Murat Özcan çıkar çıkmaz ama o seviyede o büyüklükte bir insan. Metin Güler, Arif, çok ben, büyük. Ben, Sanayici Metin Güler. Bence bence Murat Özcan ticaret odasını daha iyi yönetebilir, daha görünür hı hı. kılabilir. Öyle görünüyor. Ben yani. öyle düşünüyorum. Yani Murat Özcan çünkü başarılı bir siyasetçi Ak Parti tarafından bu başarının karşılığı verilmiş midir? Bana göre verilmemiştir. E, haksızlık yapılmış. Haksızlık yapılmıştır Murat Özcan'a. E, Murat Özcan e, şey şeyde yani e, yumrulmasına masaya koyan, bedel de ödeyen Hı. bir adamdır. Hakkında tabi siyaset yaptığı için hakkında bir dünya şey çıkarılmıyor. Partili olduğu adamdır. halde bakanı etiketleyip tweet attı. Sayın Bakanım tabii, bu ekonomi olmaz. Bak Ekonomi Bakanı. Yani, yani orada böyle... bir yanlışlık vardı. Sonra onu düzelttiler biliyorsun. Ha, Bu yani, olmaz diye. Tabii. Şey o anlamda bence Murat Özcan e, tabii başka aday çıkar mı bilmiyorum o zaman. Metin yani. Güler'i zorluyorlar. Metin Güler'in ekibinden kim çıkar diye düşünüyoruz. Emre Demir biraz istekli gibi. Ee, onun dışında Özkan Alp'in AK Parti'nin Odunpazarı adayı Özkan Alp'in kardeşi Özgür Alp. Evet güçlü. Güçlü. Oradan kendini sıyırabilir. Bunları tabii Metin Güler'e rağmen yapabilirler mi? Ben artık yolumu ayırıyorum diyebilirler mi? Özgür Alp de bu konularda yani eto seçimleri konusunda artık ne diyelim master şef yani çok üst düzey biliyor becerikli. <laughs> becerikli. Ya bir de şu biraz önce söylediniz yani abi Metin Güler olmak istemiyor ama birileri olsun diyor filan. Ben ona hiç katılmıyorum. Bak böyle gerçek ama. Hayır şöyle. Şu, şu anlamda Metin Güler bakış ya da bir lider bakış açısıyla düşünüyorum. Ben bir yere aday olmak istemiyorum artık bırakacağım. Çevremdekiler bana abi ne olur olmalısın bak olmazsan şu olur bu. Ya bir bunun Ama... niçin senin aday yapılmanı istediğin, istediklerini bilir. Ha biliyorlar. Me, bilir Biliyor. yani Metin Güler neden bir daha aday olsun? Yani iki, iki dönem yapmayıp da kaç dönem bu? İki dönem. 2014'ten dönem. beri. 10 yıl. 10 yıl yapmayıp da bir sonraki dönem ne yapacak? Yani. Bu sorunun cevabı yok. Şimdi, yok. Ama baskı olduğunu biliyorsun değil mi? Ya o tamam olabilir. Bir... Niye herkes mevzi kaybedecek? Şimdi Metin Güler başka olamadı. Bütün mevziler gitti. Bu Çok büyük rant var. Bakmayın siz ticaret odasının ben yönetim kurulu üyesiyim dediğiniz zaman, ben sekreteriyim dediğiniz zaman. Rantı Bu rant tabii manevi bir rant. Manevi. Hani, metin, manevi. Güler e, metin Güler döneminde Metin Güler'i şöyle de ayıralım. Burada da hakkını teslim kapağı edelim. Kapı açar. Ticareten de kapı açar. Ha. Bence maddi rantı da olur. Ama İsmini... gidip de öyle şey değil. Hani öyle oradan bir şey götür. O değil. O anlamda değil ama İsmini... çevresel anlamda o şekilde... bir maddi rantı olur. Hiçbir şekilde anılmadı ismi. Az önce söyledim. Temiz adam. Heh. Metin Güler iyi adam. Burada noktayı temiz koyalım. adam. Sevdiğimiz e, bir abimiz. Ancak e, ticaret odası başkanlığından biz çok daha farklı şeyler beklerdik. En azından esnafın hakkı için. Sadece o da değil ya. Eskişehir'in çevre yoluyla ilgili sürekli bir şey yap. Eskişehir'in lobileşememesiyle ilgili bir Hı -hı. faaliyette bulun. İşte e, biz en sert şey yaptığımız Metin Güler'le ilgili e, açıklamasını işte Eskişehir Sanayi Odası e, üye, boli, üye, üyelerini çalıyormuş da şeyin <laughs> e, ticaret odasının Metin Güler çok sinirlenmiş. Ya böyle bir dünya var mı? Üye çalıyor diye bir şey var mı? Üye, o işte tatlıya bağlı. <laughs> ya hukuksuz bir olay olsa bunu sanayi odası yapar mı? ya da Demek ki o zaman tweet atmak yerine bir de mahkemeye demek gitmek. Demek ki ticaret odası ve ikisi de top büyüsü Demek ki ticaret e, odasındaki e, vatandaşlar memnun değiller ki sanayi odasına kayı veriyorlar. Böyle de bakalım. Bir de çuvaldınız bir batır bakalım kendine. Evet. Metin Güler böyleydi. Ticaret odası, kulisleri hareketli daha seçime çok var ama bunu konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir diğer merak edilen konu Arif Ayşe Ünlüce'nin ekibi merak ediliyor. Şimdi Ayşe Ünlüce ben geçen bir şey yazdım. Ayşe Ünlüce ne yapmayacak diye ne yapacağını hala bilmiyoruz çünkü. Ee, yaklaşık ne kadar oldu? 5-6 ay oluyor. Yılmaz Büyükerşen 25 yıllık efsane Yılmaz Büyükerşen dönemi bitti. O kadar ağır baskın bir karakterden belediyeyi almak tabii ki olumlu olumsuz bütün yönleriyle o belediyeyi alıyorsunuz. O 25 yılın yüküyle birlikte alıyorsunuz ve o 25 yılın ekibiyle birlikte alıyorsunuz. İşte biraz gidiyor. Gece iyey kaydı bazı çalışmalar biraz takdir topladı. Gece çalışmaları, öğrencilere bir abonman kart. Bazı sözlerini hızlıca yerine getirdi Ayşe Ünlüce. Ama böyle beklenen o atak, o vay Ayşe Ünlüce'ye geldi. Bana kalırsa bu hiç olmayacak. Çünkü öyle bir karakteri yok. Öyle bir iddialı hani bir tweet atayım da falan şöyle olsun. Zaten bir tweet attı. O da sıkıntıya neden oldu. Şimdi Ayşe Ünlüce ekibinde değişiklik yapacak mı? İşte daire başkanları olur. Belediyenin yapısı Nasıl daire başkanları vardı? genel sekreterler. daire başkanları, var. daire müdürleri, genel müdürler var. Şirket müdürleri. İşte park bahçelerden bilmem nereye kadar. Bunlar da bir değişiklik oldu. Eski genel müdürü, eski genel müdürü çok merak ediliyor. Oğuzhan Özen kalacak mı yoksa birisi yeni birisi mi gelecek yerine? Böyle bir yenilik yapmalı mı Ayşe Önce? Bir kere herkes şunu diyor yapmalı. Orada e, metal bir yorgunluk var. 25 yılın yorgunluğu bir şekilde onlar işte genel sekreter yardımcıları da dahil olmak üzere bir yenilik yapmalı kendine bir ekip oluşturmalı ve öyle yola çıkmalı deniyor. Bu da kolay değil sonuçta Yılmaz Büyükerşen hala yaşıyor savaşıyor ayakta yani tabii ki her çalım attığında dönüp Yılmaz Büyükerşen'e bakmıyor ama böyle Yılmaz Büyükerşen'in de bir 5.5. dönemi de konuşulmuyor değil açıkçası. Ne diyorsun bu ekip meselesini? Ben biraz Hoca hala bu kadar gündemdeyken bu değişimin biraz zor olacağını düşünüyorum ya da ya kanlı olabilir. Şimdi e, Cihan Bey, benim her zaman savunduğum bir görüş var. E, i̇ktidar gölge kabul etmez asla. Hı hı. Yani bu insan e, fıtratına aykırı da bir durum, devletlerin işleyişine aykırı da bir durum. Şu yakın tarihimize bakalım. Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Osmanlı'da kardeş kardeşi, baba oğlu, oğul babayı katletmiş. Gölge olmasın bunun, diye. Kundak'taki bebekleri yani bir mühürde ben de biraz hastalanırım 15-16 yaşında tahta çıkabilir filan diye hop düşmüyor kesiyorlar. Falan. Şimdi bu bu bunun temel nedeni şey devlet yönetim biçimi mi dersiniz? Hı hı. Ee, yani iktidarın gölge kabul etmeyeceğini dersiniz. Ben öyle düşünenlerdenim. E şimdi e, tabii Yılmaz Büyükerşen farklı bir insandı. Vizyoner bir insandı. Eskişehir'e de katkıları oldu. Bazı zamanlarda eleştirdiğimiz noktalar vardı. Katkılar için teşekkür ederiz. E, şimdi artık Ayşe Önüce var. Bana göre e, artık Yılmaz Büyükherşeni e, konuşmanın e, bir anlamı yok, olmamı. Çünkü yeni bir yönetim var. Bu ben tamamen Yılmaz Büyükerşen ve Ayşe Nüce'yi Nüce dışarıda bırakarak konuşuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir gölgesi olması Eskişehir'e bir kere zarar verir. Eskişehir'e zarar verir. E çünkü orada bir hizmet üretiliyor. Üretilen hizmet Eskişehir için. <laughs> Ama bir iktidarın gölgesi olması... O hizmette bazı zamanlarda aksamalara neden olabilir. Belediye içerisindeki huzursuzluklara neden olabilir. O nedenle ben şu anda Ayşe Ünlüce iyi başlamıştır. Güzel de işte söz verdiği projelerin bir kısmını Hı. minik minik yapmaya çalışıyor. Tabii söz verdiği mega projeler de var. İşte çevre yolu gibi, Hı. kuşak çevre yolu gibi. işte metrobüs demiş geçen gün biz o projelere yapıp yapmayacağına bakmalıyız. Kiminle yapacak bunu? Ekibi? Ayrıca ayrıca şimdi Ayşe Ünüce yeni bir isim değil. Ayşe Ünüce yıllardır büyükşehir belediyesinde avukatlık yapmış, sonra genel sekreter olmuş, bu işi bilen birisi. Ayşe Ünüce'nin ekibi kim olacak derken zaten Ayşe Ünüce beraber çalıştığı ekibin içerisine geldi. Bir parçasıydı şu anda lideri olduğu ekibin bir parçasıydı Ayşernice. Bu bir avantaj. Bu avantaj. Zaten Herkesi tanıyor. zaten ekibi hazır baktığınız zaman şu orada yine e, böyle ufak tefek değişiklikler yapıyor yapmıyor da değil. Gördüğüm, incelediğim kadarıyla. Ama sizin bahsettiğiniz o köşe başlarındaki e, parmakla gösterilen isimlerden bahsediyorsunuz. O anlamda belediyenin belediye başkanının bir iradesi olur mu olmaz mı bilemem. O parmakla gösterilen isimler iyi iş çıkarırlarsa Ayşe Önü'ce ben devam ederim der. Ama Öyle iyi diyor. iş çıkarmazlarsa ben devam etmem der. Bu da 6 e, ay süre verdiği söyleniyor. 6 evet. ay bir izleyeceğim. Onda sonuna geliyoruz. 6 ay bile bence erken. Şimdi bir 6 ay izlenir. Belki bir iki değişiklik yapılır. Ama bir yıl Belki verilmesi gerekir. Bir, bir yıl içerisinde ne olur? Ona göre bence yorum yapmak lazımdır. E, şu anda bana göre Ayşe Önlüce e, her belediye başkanının, her yöneticinin e, yaptığını yapıyor. Çok rutin e, bir süreç bu. İyileri iyilerle e, yürüyecek, İyi olmayanlarla da artık tamam teşekkür ederim diyecek. Ve o adamlara da tabii kovmayacak sonuçta. Onlar çünkü bürokrat bir kısmı. Bir kısmı memur. Onlar da yine başka başka dairelerde şubelerde görev yapacaklar. Ben değişimin gerekli ve şart olduğunu düşünüyorum. E, yeni bir bakış açısıyla, yeni bir yeni insanlarla e, yola devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bir de Yılmaz Hoca'yı niye konuşuyoruz? Şimdi geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımız anlattı. i̇şte bunun için konuşuyoruz. Önce sitemle başladı. Ya hoca dedi hala karışıyormuş işlere kardeşim dedi. Böyle olur mu dedi. Kadını bir rahat bıraksın falan diye girdi söze. Sonra şunu anlattı işte. Hamam yoluna e, tuvaletler yapılması. Halkın ücretsiz kullanabileceği orada bir ihtiyaç. Yapıldı zaten. Kazım Kurtu yaptı hamam yoluna tuvaletleri. Demiş ama herhalde biraz daha daha çok istiyor. Daha çok isteniyor. Biraz çalışma yapılıyor falan bilmem ne. Hocanın da haberi oluyor bundan. Hoca da karşı çıkıyor. Hayır diyor. Yapmayın diyor hatta biraz amiyane bir tabiri hamam yolunun içine mi kardeşim bana bilmem ne gibi o proje kalkıyor. Yapılmıyor bir daha o tuvaletler. Zaten büyük şehrin şeyi <laughs> değil o. Yani işi değil o. Sıcak sularda diyor tuvalet var. Orayı büyütün, genişletin bir şey yapacaksanız. Şimdi burada da herkes bunu bana anlatan da hocayı haklı buluyor. Diyor ki ya orada tuvaletlere bakım olmaz. İşte temizliğinden şeyine kadar bence Cihan Bey şöyle belediyelerin yaptığı işlerde bakım olur. Mesela Odunpazarı beraber gidelim el ele ele. <laughs> Odunpazarı Belediyesi'nin yaptığı o am şey, amam yolundaki tuvaletlere bakalım tertemiz. Tertemiz. Yani hijyenli e Tuvalet kağıtları sürekli var, el kurulama kağıtları sürekli vardır, hmm. e, sabunları sürekli vardır. Ben, yani çünkü kavaktakileri ben böyle da. Kamu bakıyor. Biraz sıkıntı Kallı Şimdi hoca bilmem. böyle deyince de diyor ki ya iyi ki diyor karışmış yaptırmamış falan dedi. Yani sitemle başlayıp sonra kardeşim hoca da iyi yapmış falan diyenler oldu. Ya benim şey... dediğim gibi iktidar gölge kabul etmez. velevki ki sizin dediğiniz şekilde bir karışma söz konusuysa bile bu iş sürmez. Bu, bu böyledir bir bu, yerde, bu. Tarih bu. Dev, benim çünkü aklıma ne geliyor bir de? İnsan fıtratını geçtim. Evet, Türkiye Cumhuriyeti devletinin geleneğinde de böyle bir durum söz konusu değildir. Ama olmaz fıtratı geçme. bak. Ahmet Davutoğlu'nu başbakan yaptık <laughs> değil mi? Ne oldu? Gitti. Bak. Yani, gölge kabareti. Oralar, etmiyor, oralar öyle koltuklar evet. ama yani. Onun böyle... için Ayşe Önlüce de e, sonuçta tecrübeli bir beled şeydir. E, isimdir. O e, yaban'a atılmamalıdır. Evet. Öyle kolay olmaz o işler ekibi merak ediliyor dedik Ayşe Ünlüce'nin 5-6 aylık bir deneme süreci gözlemenin ardından bir takım kararlar vereceği söyleniyor. Biz de merakla bekliyoruz kamuoyu gibi. Alpagut'ta ne oldu? Cengiz Holding, Mihal Gazi ilçesi, Alpagut mahallesi ve bir de Atalan biraz da böyle. Ama genel olay Alpagut'a çok yakın. Altın, gümüş madeni işletecek. Arif gelişmeleri takip ettin. Alpagut'ta 15 Ağustos'ta bir süre önce. Ne oldu? Bir halkın katılımı. Halkın bilgilendirme toplantısı. Valla bilgilendirme hariç her şey vardı toplantıda. Bir vatandaş tehdit edildiğini söyledi. Şov Ölümle. 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 Şov tehdit. yapanlar var. Garip garip işler yapanlar var. Jandarmanın sabrı var. Jandarmayı bu arada gerçekten bir daha tebrik edeyim. Bir paylaşım yapıp tebrik ettim. O kadar sağduyulu ki. Yani çevre şehircilik ilmidir mesela. Hikmet Bey. O da çok sağduyulu. O, o da yani jandarma gibi davrandı. Çelik e, Jandarma da şey gibi çevre şehircilik müdürü gibi davrandı. Böyle rollerin karıştığı bir toplantı. Alpagut'ta yapıldı tabi e, halkın katılımı, halkın bilgilendirme toplantısı. Şimdi süreç devam ediyor. Eskişehir'in en güzel cennet noktalarından birisinde altın, gümüş, madeni arama, orayı işletme faaliyeti. E, neler gördün Arif? E, nasıl gidiyor süreç? Şimdi ben e, bu son konumuz sanırım. Mi? Evet. Çok kısa da vaktimiz var. Tamam, çok kısa. Önce bir e, biz bu maden e, velevki yapılır olursa ve başlarsa çalışmaya e, ne olacağını bir küçücük anlatmak isterim Cihan abi. Şimdi burayı e, bir e, çok iyi anılmayan holding yapıyor. Herkesin bildiği bir holding. Bu holdingin geçmiş tecrübelerinden korkuluyor. Geçmişte yaptıklarından hmm. korkuluyor. E, bana kimse söyleyemez ki. E bu holding e, iyi iş yapmış bu maden süreçlerinde diye. işçinin hakkını verme konusunda da kafalarda sürekli bir soru işareti var. Şimdi e, Alpagut ve Atalan mahallelerini kapsıyor. 2740 hektar alanı ilgilendiriyor. Toplamda 15 yıl boyunca 12 milyon ton kazı yapılacak. Burada patlamalı açık ocak işletmeciliği yapılacak. Siyanirli yığın liç yöntemiyle altın gümüş aranacak. Ya da siyanürlü siyanürle o a, işte, gümüş ya da altın ayrıştırılacak, ayrıştırılacak. diyelim oraya. Ee, ama bu alanda bakın 28 endemik bitki türü, 61 omurgalı hayvan türü, 20, 128 kuş türü, arkeolojik sit alanı orada 220 e, metre yani dibinde yakınlığı Sakarya Nehri'nin Sakarya Vadisi'ne zarar vereceği öngörülüyor bizim suyumuza tarım ve hayvancılığın yok olacağı söyleniyor. Ee, kaz Dağlarını hatırlayalım. İkizdere'yi hatırlayalım ve bakın Cennet Koyunda otel inşaatı başladı. 2026'da sona erecek burası da sit alanı. Aynı iyi kişiler yapıyor burayı da. Aynı Holding. yapıyor. Bunlar bunlara iyi bakmak lazım. Sit alanına yapıyor. Yani yasak yap ama yapıyor işte yani. Kanun sonradan gelir. Önemli değil. Geliyordu Z ama. zihniyeti. Bu ya geliyor Şimdi orada e, halkın katılımı toplantısında, bilgilendirme toplantısında tema sözcüsü Onur Küçük biraz daha detaylandırıyor. Diyor ki 700 futbol sahası daha iyi anlayalım diye. 700 futbol sahasını kaplıyor. 500 metre yerin altına inileceği söyleniyor. Yılda 12 milyon ton malzeme çıkarılacağını söyleniyor. Hı hı. E tabi bunlar nerede bir, e, biriktirilecek? Dağlarda. İliç'teki biz e, ben vahşet diyorum ona. Vahşeti hatırlayalım. İnsanlar öldü o dağın, e, atık dağının çökmesiyle beraber. O toprak yığınları? Evet. Bakın Cahale Nursüllü de diyor ki bunu kömür termik santral kurulma sürecinde de çok işledik. Bir avuç toprak 300 yılda oluşuyor. Biz 1,5 gram altın için 1 ton toprak heba edeceğiz. 1,5 gram altın için biz 1 ton toprak heba edeceğiz. Cahale Nursüllü de bu konularda çok tecrübeli. Kaz Dağları'nda falan Tabii. hatırlıyoruz. Oralara da gitti. O mücadelelere de. Daha da Önemli bir şey. Zeynep Akgün, Mihal Gazi Belediye Başkanı. Hı. Bu çok ilginç. Destekliyorum demedi. Akıllarda kalan. Tarafsızım dedi. Ama hı. bence tarafsız değil dedi ki, benim halkım ne olacak kardeşim bu proje yapıldığında yapılırsa dedi. Bu ne demek? Bu aslında projenin yapılmaması için bir direniş gösterisidir, hı. bir taraf olmak. Böyle mi anlamalıyız? Ben öyle anlıyorum. Hı. Zeynep Akgün'e ben helal olsun diyorum, tebrik ediyorum. Keşke çevre şehircilik İl müdürü de Hikmet hikmetçelikte de Zeynep Akgün'ün duyarlılığında olabilseydi. Çünkü ben şöyle düşünürüm, onun için devlet adamı olmak önemlidir. Devletin bürokratı olmak önemlidir. Şimdi devlet adamı, devletin bürokratı neyi savunur? Devleti savunur, o devlet içerisinde yaşayan yurttaşları savunur. Şimdi biz bu altın e, maden arama işinin nasıl olacağını biliyoruz. Nelere bedel olacağını biliyoruz. Kendisi de çok iyi biliyor. Çünkü çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il Bilmiyorum. müdürü. Hatta Ayşe uçağın bir e, güzel bir şeyi vardı. Onu da söyleyeyim. Burada notlar arasına aldım. Maden buldu diye bir yazı yazdım. <laughs> Bulurken söylerim. Genel müdür olmak istiyor Hikmet Çelik. 8 yıldır Eskişehir'de. Her şey olmak istiyor. Genel müdür olmak istiyor. Belediye <laughs> başkanı adayı olmak istiyor. Yani. Yolu açık olsun tabi. Biz kimsenin e, kariyeri şey değil ama. Tabii, ama bu böyle değil. Devlet tabii, şimdi, şey şimdi şunu seçmesi lazım. Devlet adamı mısın? Ee... Holding adamı mısın? Devlet adamı mısın? Ama Devletin garip. bürokratı mısın? Ya da bir partinin şunu adamı ya da bürokratı mısın? Geldiğimiz noktada Genel müdürü olmak isteyen bir bürokrat, çevre şehircilik, iklim değişikliği müdürü. Sence doğru hamle yapmadı mı? Ben bunun o... aşağısından, yukarısından hiçbir şekilde doğru olduğunu düşünmüyorum. Bak genel Kendim, müdür olmak istiyor. Kendisi için yapıyor. Hı. Sen ne diyorum ben? oraya atandıysan bizim e, kurallarımıza, yasalarımıza göre sen devletin bürokrasisi. Evet, ama bürokrat. parmağımıza dikkat edelim de devlete sallıyor gibi olmuyor. Sen devlete asla sallamayız. Çünkü devlet bizim başımızın Ama de... O devlet sayesinde biz bugün Eskişehir.net'te konuşabiliyoruz. Herkes bunun bilincine varmalı. Biz devletin yurttaşlarıyız. Hikmetçelik de devletin bürokratıysa yurttaşları savunabilmeli. Bakın Zeynep Akgün bir siyasetçi. Yarın seni aday yapmıyoruz diyebilirler. Evet. Kikmeçeli ne diyecekler devletin bürokratına? Zeynep yani. Başkan çok iyi konuşuyordu. Şimdi canlı yayını takip ediyorum. İşte Alperen oradaydı. Ya kardeşim bir... ama dinlenmedi Arif. Orada çok üzüldüm. Kadın diyor ki bak çekincelerimiz var. 20 25 tane saymış. Orada hepsini saymadı da bunları dosya halinde verdim dedi. Ben ne madenin yapılmasını istiyorum ne yapılmamasını. Ben Alpagut'un tarafındayım. Beyin şu ama cümle, araya gitti şöyle. Şu cümle, cümle. Çok önemli. Biz ara okumayı severiz Cihan Hı -hı. abi bilirsin. Benim halkım ne olacak diyor kadın. Bu maden yapılırsa benim halkım ne olacak diyor. Burada... Sadece, sadece halkım da değil. Benim hayvanlarım, benim tarımım... Bu ne demek? Gibi. Bu istemiyorum demek. Şuradan bir gidin demek. En fazla böyle söyleyebilir. Helal olsun. Helal olsun. Şimdi... Bitiriyoruz. Tamam. Ağır, asla, ağır asla ağır aldım. Çok dert ya. Harika. Ama şu... Eee... Ha, hikmet çelik hakkında bir de suç duyurusu var. Onu da evet. ayrıca söyleyelim. Madene Hayır platformu suç duyurusunda bulunmuş. Bu Bunları... bu maden yapıldığı takdirde ne olacak? Az önce birkaç bir şey evet. sıraladım. Bir şeyler daha söyleyeyim. Şimdi diyorlar ya biz çok güzel e, aklı havuzları yapacağız zaten sıkıntı olmaz hmm. oraya koyacağız filan. Bir buharlaşma yoluyla bu zehir havaya karışabiliyor. Buharlaşma yoluyla. Dolayısıyla karışmama ihtimali. Yok. Yağmur aracılığıyla buharlaşmayı tetikliyor havaya karışabiliyor. Sızma ve taşma olma ihtimali de Türkiye şartlarında var. var. Peki bunlar neye neden oluyor? kan hastalıkları, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, akıl hastalıkları, anormal doğumlar, bebeklerde gelişim geriliği, cilt, prostat, karaciğer, mesane, böbrek, akciğer kanserini tetikliyor. Başka bir şey daha. Veley ki bunların hiçbiri olmadı. Burada sondaj yapılacak, patlama olacak, taşıma yoluyla da e, bunlar o dağlara taşınacaklar. Yığılacak. Yığılacaklar. Ve burada toz. Oluşmayacak mı? İliçi hatırlıyoruz. Oluşur. Bu neye neden alıyor? amfizem silikozis, koah, akciğer hastalıkları ve kanser. Hı hı. Bunlar. Bütün bu saydıklarımızın ötesinde. Bütün bu saydıklarımızın ötesinde. Onun için e, bu e, madene ben şahsi olarak kurulmasına hayır diyorum. E, bu madeni kuracak işletmenin ben... E, Doğru bir işletmecilik de sağlıklı tüm teknolojiyi kullanarak insan sağlığını öncelleyerek sağlığını önceleyerek iş yapabileceğini e, düşünmüyorum çünkü bunun hiçbir örneği yok ilgili şirketle ilgili. Hı hı. Ben bütün vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Şu çok önemli. Bakın kömürlü termik santrali e, e, meselesinde biz eski şehirler olarak. Türkiye'yi örgütlemiştik. Bak sadece Eskişehir hı hı. değil ama bu Alpagut olayında sadece oranın sorunuymuş gibi bir algı var. Bu sadece oranın sorunu değil. Bu bütün Eskişehir'in bir sorunudur. Bütün Eskişehir bu maden işletmesi açıldıktan sonra etkilenecektir. Tarım etkilenecektir, hayvancılığı etkilenecektir, oradaki bitki türleri etkilenecektir. Yeraltı suları, Sakarya Vadisi yok olması nedeniyle tüm canlı su altı kaynaklarımızın zehirlenecek olma ihtimali nedeniyle biz Eskişehir'in merkezinde yaşayan insanları da etkileyecektir. Onun için bütün Eskişehir kenetlenmeli ve örgütlenmelidir. Ben buradan Ayrı e, bir program daha yapalım. çağrı da yapayım. Sivil toplum kuruluşları bu olaya bence böyle bakmalı. Bütün eski şehri örgütlemek için uğraşmalıdır. Hı hı. E, ben son sözü yalnız... bir <laughs> e, daha söylemek evet. isterim. Özür diliyorum evet. Cihan abi. Son olarak söyleyeyim, bitireyim. Çevre Şehircilik İl Müdürümüz Hikmet Çeliğ'e bir çağrı yapmak isterim. E, devletin bürokratı olmak, devlet adamı olmak çok önemlidir. Bence bunu tercih etmelidir. Siz genel müdür olmak istiyor demiştiniz Hiçbir kişisel hedef insan sağlığından toplum sağlığından önemli değildir Hikmet de ailesinden akrabalarından insanlar muhakkak buralarda yaşıyorlardır Onların hayatını da düşünmelidir hiçbir şey düşünmüyorsa eski şeyler e, değil yaşamıyor olabilir düşünmüyorsa ama bunu düşünmelidir e, Bakın ya o kadar enteresan bir durum var ki Bizim e, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürü. Şimdi hikmet. Şimdi çevreye bakıyorsunuz bu maden olmalı diyor. Hı, hı. Şehirciliğe bakıyorsunuz Karabayır bağlarında e, hazine arazilerinin üstüne e, yüksek rütbeli zenginler villalar yapıyorlar. Bir şey yapılmıyor. O villalar e, yapılırken yapılırken Odunpazarı Belediyesi oraları mühürlüyor, yıkma kararı alıyor. Sonra mahkeme o yırtma kararının yürütmesini durduruyor. Yıkıyor. Bakın yani yasa dışı e, yapılan bir şey yasal yollarla durduruluyor. Şimdi böyle bir durum söz konusu. E çevre müdürü ya nerede? Bir açıklama görmedik. İklim deseniz zaten bence e, şurada oturalım yarım saat e, iklimle ilgili hiçbir açıklama yapamaz. Dolayısıyla burada bir kez daha liyakatin, devlet adamlığının, Devlet bürokratı olmanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Burada bir kere daha e, devletin e, kendi iç dinamikleriyle yönetilmesinin ne kadar önemli olduğunu, parti devlet haline geldiğimizde ne kadar garabet durumlarla karşılaşacağımızı görüyoruz. Ben <laughs> bayağı uzadım bu konuyu. Senle bir ayrıca bir daha konuşalım. konuşalım Bunu daha çok konuşalım. Bir iki cümle yani. söyleyeyim dedin. Hatta oraya oraya gidelim. Bence. Gidelim orada yapalım. Tamam. Ee, hikmet çeliğin şu... izin verirse yaparız. Gideriz ya hikmet de izin verir, ee, yolu açık olsun tabii kendisinin. Ama orada olmasa oradaki gerginliğin yüzde otuzu olmazdı. Biraz da Hikmet dolayı gerginlik oldu. Diyorum tabii. ya devlet, Jandarma gibi sakin olsa bir şey olmuyor. Jandarma devletin hmm. jandarması. Ya insanlar gelmiş tabii ki bağıracak, çağıracak adam aklındakini atacak diyor. Beni tehdit etti. Bir kadın üretici çıktı. Ben arılarımı daha nasıl salacağım dedi. Bu arıcılık biter. Ben arıyı balları dedi. Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyorum dedi. Oradaki daha şeye giremedik. Süre yok. E, orada üretilen yeşillik, sebze, meyve. Yani İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gidiyor. Onlara hiç bahsedemedik. E, ben bu olayda son cümlem şu. Cengiz Holding. Bir yıldır yaklaşık muhatabız. Geldi gidiyor falan ziyarete geliyorlar. Bu kadar iletişimsiz, bu kadar iletişimden yoksun, bu kadar derdini anlatamayan başka bir holding bence yok. Hala bir bilgilendirme yapıp ne yapacaklar, nasıl yapacaklar, kamuoyunu tatmin eden ne bir bülten, ne bir mail, ne Whatsapp'tan bir mesaj. 171 tane Whatsapp grubundayım. Yapılı doblolar diye WhatsApp grubu var ya birisi eklemiş beni kim nereden buldu yani doblom yok sülalemde yok ama orada ekleyeyim. Ama Cengiz Holding'den böylesine önemli bir konuda ya bir satır cümle bir Allah rızası için yok el yordamıyla bulmaya çalışıyoruz. Bunu yapacak bunu yapacak falan diye bu devirde de bu kabul edilemez. Programın sonunda geldik nasıl, Dört 4 konu. Nasıl olsa ben yapacağım bunu halledeceğim diyor ya ama yaptırmayacağız. An, <laughs> yurttaşlar olarak ya <yapmayacağız. gülüyor> Bence yapılır yapılacak. Tehalif santral Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın... Termik santralde para yoktu Arif. Önemli değil. Yapamadılar. <laughs> Yapamadılar. Orası... Yapamadılar. Ama o mücadeleden dolayı yapılamadı değil bence. Bence <gülüyor> mücadeleden <gülüyor> dolayı yapılamadı. Neler yapıldı? O termik santral mi yapılmayacak Bana kalırsa bu maden açılacak. Şöyle son cümlem şu olsun Alperen de bakıyor ki ya abi işe gideceğiz hadi daha başka işler var. Sizle uğraşalım diyor. Maden açıldıktan sonra da bu madene hayır platformu eskişehir kıymetlidir platformu STK'lar sivil kim varsa işin içinde işin peşini bırakmamak lazım. Genelde sıkıntı şu Türkiye'de söylenen maden açıldıktan sonra muhalefet bitiyor ya da gözlem bitiyor. Hayır maden açıldıktan sonra da orada olmaya devam edelim. Bakalım e, holding sözlerini tutuyor mu nasıl üretiyor dediklerini yapıyor mu. Şimdilik bizden bu kadar. Arif çok teşekkürler. Rica ederim. Hoşçakalın.